SOLID'in son harfi D'yi temsil eden Dependency Inversion Principle'a bir bakış atalım. Bu prensip diyor ki yüksek level modüller alçak level modüllere doğrudan bağımlı olmamalı. Aslında temsil etmeye çalıştığı şey bir şekilde loosely coupled denilen yani birbirine doğrudan böyle sıkı sıkıya bağlı değil de gevşek bir şekilde bağlı modüller inşa etmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu da oradanlara Laravel içerisinde bir örnekle anlatmak gerekirse yine bir önceki videoda yaptığımız rapor servislerine bir bakalım. Excel export alınabilen, e, PDF export alınabilen böyle servisler yapmıştık. Diyelim ki biz bir kontrollerimiz var. Ve bu kontrollerimizde bir istek geldiğinde bu servislerden birine dependency injection yöntemiyle alıp Excel e export etmek istiyoruz. Örneğin company report servisi olsun. Bu durumda company report servisi bu şekilde inject edip export da excel yapabiliriz. Hemen deneyelim hatta. Böyle bir rota oluşturdum. Rotaya istek attığım zaman bana company excel diye bir cevap dönüyor. Aslında buradaki export to excel metodu company excel'i echo ettiği için. Peki bu durumda ben doğrudan bu controller ile, report controller ile company report servisi sıkı sıkıya tightly coupled yaptım. Loosely coupled yapamadım. Birbirlerine çok bağlı. Diyelim ki ben bunu değiştirmek istiyorum. Company report servisi değiştirmek istediğim zaman gelip buraya elle Payment report servisi yapmam onun importunu kaldırmam lazım ya da orada bir değişiklik yaptığımda direkt buraya etkileyecek bu projede atıyorum 100 farklı yerde kullanılmış olabilir tek tek gidip hepsini bulup değiştireceksiniz falan ve bir şeyler bozulmamış olduğundan emin olmanız gerekecek bu zor ve karmaşık bir şey o yüzden deneyelim tekrar bu arada payment olarak değişti mi payment excel olarak değişti o yüzden bu prensip diyor ki bunun yerine doğrudan gidin interface'i kullanın excel exportable interface'ini kullanın yani daha üst seviye bir e, abstraction'ı kullanın, Interface daha üst seviye. Ve bu interface'i implement etmiş tüm servisleri burayı artık inject edebilirsiniz. E peki ben bu Excel Exportable dediğim zaman hangi servisin geleceğini nasıl anlayacağım derseniz de. Bunun için Laravel'in aslında servis konteyner yapısını biraz incelemek gerekiyor. Tam olarak bu prensibi uygulayabilmemiz için gerekli olan her şeyi bize sunuyorlar. Hemen. Burada aslında yaptığımız şey. Dependency Injection doğrudan konteyner üzerinden çalıştığı için bu konteyner hangi klası inject etmesi gerektiğini nasıl karar vereceğini biz manuel müdahale edebiliyoruz. Biraz aşağı inerseniz burada Binding kısmına, Binding Basics kısmında App yani servis konteynerımıza nasıl bind edebileceğimizi, nasıl bir interface'in karşılığında şu klası al diyebileceğimizin birçok örneğini göreceksiniz. Burada biz aslında basitçe hemen gidelim app service provider'a şöyle bir kod yazdım ben. Dedim ki Excel exportable gördüğün yere aslında company report servisi bindet. Buraya belli başlı koşullar yazabilirsiniz. Test sunucusuysa şu bind olsun. İşte bu controller'da bu bind olsun, da şu controller'da bu bind olsun gibi bir sürü komut yazma ihtimaliniz var. Ve bu sayede ufak bir değişikliği ya da proje genelindeki yazılan kodları çok daha loosely coupled olarak yaptığınız için kolay sağlayabileceksiniz. Tekrar istek attığımızda Company report servisi almasını beklerim. Burada interface'i inject etmeme rağmen deneyelim. Company excel'di. Diyelim ki değiştirmek istiyorum. Gelip sadece buradan payment olarak değiştirmem yeterli olacaktır. Tekrar işte kattığımda payment excel'in geldiğini de görebilirsiniz. Aslında dependency inversion tam olarak bunu anlatıyor. Bu konuyla ilgili yorumlarınız, bunları bir yerde kullanabilir miyiz, kullanmalı kullanmamalıyız? Dediğim gibi bu bir kural değil. Her zaman böyle yapacaksınız diye bir şey yok. İhtiyacınız yoksa yapmayın birden fazla servis yoksa örneğin buradaki gibi işte kampanya report service, payment servis gibi birden fazla yoksa ve bunları değiştirme belli başlı durumlara göre belki runtime'da ya da sizden istenilen yapmak istediğiniz durumlara göre değiştirme ihtimaliniz yoksa bir tane servisi var onu inject edip geçiyorum, kullanıyorum diyorsanız bunu hiç yapmanıza gerek yok. Bu kesinlikle size ekstra bir efor ve ekstra büyük getirir. Bir şey bind ediyorum da oradan interface'ten çekiyorum. Interface oluşturmuş gerek yok. Direkt servisi inject edip kullanın hatta burada içeride fasattan falan da alabilirsiniz. Bu biraz daha dediğim gibi fazla servisin olduğu, bu servisler arasında değişikliklerin olduğu, projenin gidişatına göre runtime'da işte test sunucusunda şu çalışsın, staging sunucusunda bu çalışsın, bu kontrolorda şu gelsin, şu kontrolde bu gelsin gibi ihtiyaçlarınız olduğunda çok mantıklı olabilen bir yöntem. Yorumlara bekliyorum bu konuda fikirlerinizi orada tartışalım.